Kanalıma hoş geldiniz. Kode.org sitesinde yine çalışmaları sizlerle beraber yapıyoruz. Kurs 3 ders 8'deyiz. Hemen tamam'a basıp çalışmamızı geçelim. Evet yine karakterimize ulaşmamız isteniyor. Daha önce bu çalışmaya benzer aslında çalışma yapmıştık. Kursların hepsini izlemişsiniz videolarımı. Orada göreceksiniz. E, dikkat ederseniz karakterimizin buraya gelmesi için şu kodu alacağız. Ne kadar tekrarlayacak? Buraya gidene kadar tekrarlayacak. İleriye basıyoruz ve çalıştır diyelim. Evet diğer bölüme geçiyoruz. Yine aynı şekilde karakterimizin buraya gelene kadar tekrarlaması lazım. Karakterimizin karelerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilerlemesi gerekiyor. Fakat burada 6 tane ilerleme yok. Kadar tekrarla yani bu karakteri gelene kadar şu içerideki kodları tekrarla diyor. Çalıştır diyerek bakalım. Devama basıyoruz. Diğer bölüme geçtik. Evet şimdi eğer bloktan kullan ne zaman döneceğime karar ver demiş Şimdi burada e, Çiçeğe gidene kadar yani Diğer karaktere gidene kadar tekrarlaması lazım öncelikle ilerle Eğer sola doğru yol varsa Bir ilerledikten sonra eğer sola doğru yol varsa ne yapacak Sola dönmesi lazım Çünkü neden Karakterimiz solda olduğu için bu yoksa tekrar ilerleyecek Eğer solda yol varsa sol tarafa doğru ne yapacak? Dönecek. Tekrar buraya gelecek. Tekrar sola dönmeye çalışacak. Ama olmadığı için tekrar ileri. Tekrar sola dönmeye çalışacak. Yok olmadığı için tekrar ileri. Bu şekilde sürekli olarak karakteri bulana kadar devam edecek. Çalıştıra basalım. Evet burada da tamam demiş. Bu sadece son bulmacı gibi ama eğer bloğu ile tekrarla bloğu nasıl birlikte kullandığını hatırlaman gerekiyor demiş. Yine aynı şekilde karakterimizin buraya gelmesi için bunu yine alıyoruz. Şimdi ne yapması lazım? Yine ilerlemesi gerekiyor. İlerledikten sonra da sağ el tarafına dönmesi gerekiyor. İleri gittikten sonra tekrar sağ el tarafına dönmesi gerekiyor. Yani burada sürekli ilerlemesi gerekiyor ve eğer sağda yol varsa diye şu şekilde değiştirelim ve alalım. Eğer sağa doğru yol varsa ne yapması gerekiyor? Sağa doğru dönmesi gerekiyor. Varsa dönecek, yoksa sürekli ileri gidecek. Bir çalıştır kodlarımıza bakalım. Evet, diğer bölüme geçiyoruz. E şimdi karakterimiz ileri doğru gidecek. İleri giderken sol tarafa dönecek. Tekrar gittikten sonra tekrar sol tarafa, sol tarafa, sol tarafa. Yani sürekli sol tarafa karakteri ulaşana kadar sürekli sol yapması gerekiyor. Tabii ki öncelikle ilerle dememiz gerekiyor. Yani solda yol varsa sola doğru dönecek. Sola doğru dönerken yol, e, yol varsa sol tarafında sola dönmesi gerekiyor. Şeklinde çalıştır diyerek kodumuza bakalım. Evet şimdi karakterimizin buraya gelmesi yine ileri gidecek ve sola dönecek sola 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 tekrar e, her zaman yani sol tarafa dönmesi gerekiyor. Yine diğer bloklar gibi aslında şey çalışmalar gibi daha doğrusu. E, yine karakterimize ulaşana kadar bu hareket tekrarlayacak yani sürekli ileri gitmesi gerekiyor. Bu sefer yine sola doğru yol varsa şu şekilde alıyoruz sola doğru yol varsa sola doğru dön diyeceğiz ve çalıştır diye kodumuza bakalım. Evet, şimdi karakterimiz yine buraya ulaşması için ileri gitmesi gerekiyor. Burada ileri gidecek. İleri gittikten sonra sağ el tarafı bu tarafta olduğu için sağ taraf, sağ taraf, sağ taraf. Yine aynı mantıkla kodumuzu çalıştıracağız ilerleyeceğiz sürekli. Eğer sağ tarafında yol varsa sağa dönsün. Sağa dönsün. Evet. Bu şekilde çalıştır diye bakalım. Evet diğer bölüme geçtik. Evet şimdi burada farklı bir kod vermiş. İleride yol varsa demiş. Şimdi karakterimiz ileride yol varsa ne yapması gerekir? Mantık olarak ilerlemesi gerekir. İlerle yap demiş. Eğer yol yoksa ileride tam karşıya geldiği zaman yol olmayacaktır. Ne tarafa gitmesi lazım? Sol tarafa. Tekrar ileri gittiği zaman tekrar buraya geldiği zaman tekrar sol tarafa bu şekilde sürekli ileri gidecek ve artık karakteri varmış olacak. O zaman e, i̇leride yol varsa ilerle, yol yoksa sol el tarafına dönsün ve istenilen yere gitsin. Diğer bölüme geçiyoruz. Evet yine aynı şekilde kodumuzu kullanacağız. Bu sefer kendimiz yazmalıyız isteniyor. Yine karakterimize ulaşana kadar e, çalışma yapmamız lazım. Yine aynı mantık ileride yol varsa... İleride yol varsa ne yapması gerekir? Zaten ilerle dememiz gerekiyor. İleride yol yoksa eğer şimdi karakterimiz dümdüz gideceği için buraya geldiğimiz sağ tarafa dönmesi lazım. Sürekli sağ gitmesi gerekiyor. O şekilde zaten verilmiş. Çalıştırılayım Bakalım. Diğer bölüme geçiyoruz. Evet daha karmaşık bir labirent olduğunu sadece 3 blok ekleyerek çözmeme yardımcı olur musun demiş. Evet şimdi burada baktığımız zaman ileride yol varsa ne yapması lazım? Bir kere ileri gitmesi gerekiyor. Daha sonra buraya bakmamız lazım. Eğer sağa doğru yol varsa mantık olarak sağa dönmesi gerekiyor. Yoksa da sola doğru dönsün şeklinde yapalım ve çalıştır denerek kodları görelim. Evet burada pek düşünmeden kod yazabiliyoruz aslında. Biraz mantıkla Diğer bölüme geçiyoruz. Değerlendirme demiş. Yine kendimiz yapacağız. Yine karakteri ulaşmaya çalışacağız. Evet ileride yol varsa ne yapması gerekiyor? Yine ileri doğru gitmesi gerekiyor. Daha sonra da sağ tarafa dönmesi gerekiyor. Sürekli burada baktığımız zaman sağ el tarafına dönerse zaten karakterimiz ulaşmış oluyor. Ve çalıştır diyelim. Kodlarımıza bakalım. Evet burada karakterimiz ne yapacak? İleri doğru gidecek. Daha sonra sol tarafta yol varsa sola dönecek. Yani şu şekilde işaretliyoruz. Doğru cevabımız. Evet görmüş olduğunuz gibi dersimiz burada sona erdi. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.